Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi günler diliyorum herkese. Evet, saat 16 itibariyle piyasalardaki son durumu değerlendirebilmek ve Türkiye piyasalarının kapanmasına 2 saat kala olan bir süreçte ki gelişmeleri yorumlamak bakımından birlikteyiz. Arkadaşlar, dün gece aktardığım analizde ve yine dün benzer saatlerde, bu saatlerde aktarmış olduğum analizimde Dolar-TL için 5.62 seviyesinin çok önemli bir teknik özellik taşıdığını, bu seviyenin aşağısında kalınması durumunda 5.57 ila 5.60 aralığında bir sıkışmanın, bir dengelenme sürecinin olabileceğini ifade etmiştim. Ama Merkez Bankası dünden itibaren çok ciddi hamleler yapıyor. Hem ciddi hem de oldukça riskli hamleler yapıyor. Bunun etkisiyle Dolar-TL'deki dalga boyu oldukça yükselmiş durumda. Bugün itibariyle Dolar-TL'nin özellikle Merkez Bankası'nın yapmış olduğu çok sert hamleler nedeniyle önemli bir dalgalanma yaşadığını, 5.48 seviyesine kadar ki 5.47 seviyesi biliyorsunuz artık bizim ana desteğimiz konumuna gelmişti. En kritik destek olarak bu desteği sizlere ifade etmiştim. Bu noktaya kadar bir geri çekilme yaşandı ve ardından tekrar 5.50 üzerinde bir seyirle günü geçirmekteyiz. Arkadaşlar, Merkez Bankası ne yapmıştı? Dün sizlere izah ettim. Swap oranlarını %10 seviyesinden %20 seviyesine çıkarmak kaydıyla bankalar arasındaki döviz TL değişimindeki bankaların bir miktar elini rahatlatmak istemişti ve aynı zamanda da kendisi dolar ihtiyacını veya döviz ihtiyacını veya döviz rezervlerindeki azalış hususundaki sıkıntıları gidermeye gayret göstermişti. Bankaların elinde yaklaşık 50 milyar dolar civarında bir döviz rezervinin olduğu düşünülmekte. Bu oran %20'ye çıkarılmakla bankalar yaklaşık 10 milyar dolar civarında Merkez Bankası'na döviz vermek üzere, bunun karşılığında dövizini bozdurmaksızın TL alabilme imkanını elde etmiş oluyordu. Ancak Merkez Bankası daha sonra gecelik işlemlerin olduğu, özellikle Londra piyasalarında büyük rakamların döndüğü bir ortamda swap faiz oranlarını %90'lara, hatta ve hatta bazı söylemlere göre ise %200-250'lere çıkardığını tanık olduk. Arkadaşlar, bu gerçekten önemli bir hamle. Dolar TL'yi baskılamak adına önemli bir sonuç yaratabilecek olan bir durum. Nitekim 5.48'lere kadar yaşanabilen bir geri çekilme ile şurada görmekte olduğunuz 5.40'lar civarından başlayan sert yükselişin, bir günde oluşan sert yükselişin 2 günde tekrardan önemli bir geri çekilme eğilimine tanık olduğunu görmekteyiz ki swap faizlerinin uluslararası piyasada %90'lar, %150-200'ler gibi seviyelere ulaşması çok büyük bir risk ifade etmekte. Evet, Merkez Bankası belki mecburen böyle bir şey yapma ihtiyacını hissetti. Bir anlamda TL'ye olan ilgiyi azaltmak, daha doğrusu doların TL karşısında değer kazanmasını engelleyebilmek bakımından bu oranda yüksek bir riske girme ihtiyacını hissetti, ama bu nereye kadar sürdürülebilir? Yani %90'lar, %120'ler gibi bu seviyelerdeki bir faiz oranı ile böyle bir bedel ödemek kaydıyla doları dizginleyebilmek, TL'nin değer kaybını engelleyebilmek kaç gün sürebilir? İşte esas mesele bu. Böyle bir çözüm sürdürülebilir mi, kalıcı olabilir mi meselesi. Bir anlamda Merkez Bankası bu ani ve sert hamlesiyle uluslararası piyasalarda TL üzerine oynanmakta olan sert oyunu bozmak istedim. Evet, ilk etapta başarılı oldu diyebiliriz. Şurada görmekte olduğumuz sert yükselişin ardından tekrardan önemli bir geri çekilme yaşandı, ama bu çözüm, bu formül ile nereye kadar bu dolar ve dolar TL üzerindeki baskı devam edebilir? Nereye kadar buna gücümüz dayanmak adına yetebilir? İşte bunlar hep birer soru işareti. Bu şekildeki bir dizginleme çabasının da çok ama çok önemli bir maliyetinin olduğunu ve olacağını elbette ki bilmek durumundayız. Zira arkadaşlar, dün sizlere Merkez Bankası'nın Viyop cephesinde yapmış olduğu işlemlerden bahsettim. Özellikle Haziran vadede 65 bin kontrat civarında short işlem açtığından bahsettim. Ve bütün bunlara rağmen Merkez Bankası hem Nisan vade, hem Mart vade, hem de Haziran vade itibariyle ciddi şekilde maliyetlerinin dışına çıkmış, artık terste kalmış ve zarar yazar bir konuma gelmiş durumda. Bu açıdan
Merkez Bankası çok büyük bir gayret gösteriyor. Çok çok ciddi şekilde bir önemli riskler alıyor. Tabii ki bunda amaç seçim öncesinde, seçimler öncesinde dolar TL'nin çok yüksek seviyelere ulaşmasını engellemek adına şurada kalan 3-4 günlük bir süreyi de mümkün olabildiği kadar 5.50'ler civarındaki bir seyirle seçim sürecine girme amacının olduğunu da biliyoruz. Merkez Bankası bir anlamda rüştünü ispat etme çabası içerisinde de dolara karşı, TL'ye karşı, daha doğrusu TL'ye karşı yapılmak istenen operasyonu ben şu şekilde engellemek adına şu 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 tedbirleri aldım. İşte görüyorsunuz bu başarılı olmuştur mesajlarını verip bir psikolojik anlamda da baskı yaratabilmeyi istiyor. Fakat tekrar ben aynı noktaya dönüyorum. Bu çabaların hepsi büyük maliyetler gerektiren, çok büyük faturalar ödemek gerektiren olaylardır. İşte Merkez Bankası bu bilmecenin içinden nasıl çıkacak, nasıl bu çabayı devam ettirebilecek ve kaç gün veya ne kadar bu şekilde başarılı olabileceğini düşünüyor. Bunların hepsini göreceğiz arkadaşlar. Yakın tarihler içerisinde hep birlikte izleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu bir günlük grafikti. 5.62 seviyesinin önemli bir nokta olduğunu, 5.57 seviyesinin önemli bir nokta olduğunu, bunun ötesinde ise özellikle yükselişin hız kazanabilmesi ve bir vites büyütme anlamına gelecek şekilde hareketin hızlanabilmesi adına şurada görmekte olduğunuz 5.62 seviyesinin aşılmasının gerekli olduğunu, bu seviyenin aşağısında kalındıkça 5.57'ye kadar bir geri çekilme ihtimalinin var olduğunu dün itibariyle görünen teknik tablo açısından ifade etmiştik. 5.54 seviyesi biliyorsunuz özellikle Ocak başında başlayan hareketlilikte önemli bir direnç noktası olarak karşımıza gelmişti. Şu anda bu seviyede artık bir destek konumu özelliğinde ama şu anda 5.54'ün de aşağısında bulunuyoruz. O halde bu noktadan itibaren dikkat etmemiz gereken seviyeler. 5.54 seviyesi arkadaşlar bizim için önem arz ediyor. 5.54'ün ardından 5.57 seviyesi önem arz ediyor. 5.57'nin ardından da 5.62 seviyesi önem arz etmekte. Ana desteğimiz neresidir arkadaşlar? Ana desteğimiz artık 5.48 seviyesidir. 5.48 seviyesi orta uzun vade adına korunması gereken bir destek konumundadır. İçinde bulunduğumuz an ve saatler itibariyle ise 5.54'ün üzerine çıkabilmemiz ve 5.54 üzerinde kapanışlar yapabilmemiz büyük önem taşıyor. 5.54 üzerinde kapanışlar yapabildiğimiz takdirde bu durumda arkadaşlar 5.57 ve ardından da 5.62 seviyelerine kadar hareketlilik devam edebilir. 5.62 açılırsa da hareketlilik biraz daha ivme kazanabilir. Görmekte olduğunuz grafiğiniz arkadaşlar 120 dakikalık 2 saatlik bir grafiktir. Ve bu grafikte de arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda %61.8'e denk gelen 5.57-5.57.50 direncinin aşağısında bulunmaktayız. Buraları zorladık ama üzerinde kalmayı başaramadık. Şu anda bu direnci zorluyoruz arkadaşlar. Bu direnci aşmak için gayret gösteriyoruz. Şayet 5.57'nin üzerine çıkılacak olur ise %50 noktasına denk gelen 5.62 seviyesi az önce sizlerle paylaşmış olduğum en kritik seviye konumunda. 5.54 seviyesi ise şu anda en yakın ve en sıcak direncimiz olarak önümüzde bulunuyor. Birkaç 10-15 dakika önce bu direnci zorlamak ve üzerine çıkmak adına bir çaba oluştu. Fakat henüz bu noktada başarılı olunabilmiş değil. Bugün eğer 5.54 üzerinde bir kapanış olur ise bu durumda 5.57 ve 5.62 dirençlerine yine belki gece saatlerinde, belki yarınki saatlerde o bölgelere ulaşmak gibi bir niyetin gündemde olacağını ifade edebiliriz. Ama tekrar ifade etmek istiyorum ki Merkez Bankası'nın şu anda yapmaya çalıştığı çabalar, göstermiş olduğu çabalar bir anlamda ciddi şekilde kanayan bir yaraya pansuman niteliğindeki tedbirlerdir. Bunların ne kadar kalıcı olabileceği konusunda bir takım şüphelerimiz bulunuyor. Çünkü çok büyük maliyetlerle, çok büyük faiz oranlarıyla müdahale etmeye çalışıyor. Bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu konusu gerçekten ciddi şekilde tartışma götürür. Değerli arkadaşlar, bir de güç göstergelerimize bakalım isterseniz. Bu durum bize neyi ifade etmekte? Bir MACD göstergesine bakalım. Orta vadeli biraz daha
kalıcı sinyaller üreten bir gösterge konumundadır. Ve 60 dakikalık itibarıyla bakalım son 1 saatlik durumu neyi gösteriyor? Son 1 saat için sanki bir al sinyali verme, bir olumlu sinyal üretme çabası içerisinde. Bir de benim kendime ait bir göstergem bulunmakta. Haluk göstergesinden sizlere güç anlamında vaziyetin ne olduğunu ifade etmeye çalışayım. Evet, güç göstergemizde şu bölgelere kadar bir geri çekilme yaşandıktan sonra kademeli bir şekilde bir güçlenme eğiliminin ve niyetinin olduğunu ifade ediyor. Sevgili arkadaşlar, pivot verilerimiz itibariyle önümüzdeki 120 dakika için hangi seviyelere dikkat etmemiz gerektiğine bakalım. Yani saat 4 ila 6 arasındaki süreçte dikkat etmemiz gereken seviye, pivot seviyemiz 5.52.80 seviyesi olarak görülüyor. Önümüzdeki 2 saatlik süreç için arkadaşlar 5.52.80 seviyesinin aşağısında kalıp isek 5.51 ardından da 5.49 ve sonrasında 5.47-5.48 ihtimalleri söz konusu olabilirmiş. Bu durumda 5.51.50 seviyesi dikkatle takip edilmesi gereken bir seviye özelliğinde, bu seviyenin aşağısına inilecek olur ise bu geri çekilmenin nereye kadar devam edebileceği hususunda 5.49 ve 5.48 seviyeleri ön plana çıkıyor. Şayet 5.52.84 üzerinde kalabiliyor isek, bu seviyenin aşağısına gelmek istemeyen bir görüntü var ise nereye kadar bu atak veya bu tepki devam edebilir sorumuza yanıt 5.55 ardından da 5.56.50 seviyesini görmekteyiz. Sonrasında ise 5.58-62 seviyeleri gündemde. Arkadaşlar, pivot detaylarını her fırsatta izah ediyorum. Bir kere daha ifade etmiş olayım. Pivot seviyesi bir denge noktasıdır. Bu denge noktasının ne tarafındaysak, yukarısındaysak, yukarıya yönlü bir eğilimin daha ön planda olduğu, eğer aşağısındaysak, aşağı doğru bir eğilimin ön planda olduğunu düşünüyoruz. Ve yukarı yönlü bir eğilim var ise, bu eğilim hangi noktaya kadar devam edebilir sorumuza, birinci pivot direncimiz olan ilk rakamımız, buranın aşılması durumunda ise ikinci rakamımız ve böyle sırasıyla gitmekte. Sevgili arkadaşlar, şu an için piyasalardaki genel tablo bunu ifade etmekte. Bir de isterseniz Viyop cephesindeki durumun ne konumda olduğuna bakalım. Viyop açısından da arkadaşlar bakacak olursak, bu bir Mart vadenin grafiğidir. Ben bunu hemen 2 saatlik dilime çevirmek istiyorum. Ve burada da değerli dostlar, gördüğünüz gibi 5.53 seviyesinin pivot seviyesi olarak ön planda olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalınır ise öncelikle 5.54.30, sonrasında ise 5.56 ve 5.57 seviyelerine dikkat edilmek gerekiyor. 5.53.60 seviyesinin aşağısında kalınır ise bu durumda ise 5.52 ve 5.51.50'nin önemli destekler olarak gündemde olduğunu görebilmekteyiz. Tekrar ifade etmek istiyorum, bu son açtığım grafiğim Mart ayına yönelik Viyop dolar grafiğidir. Rakamlar size şaşırtmasın. Evet sevgili arkadaşlar, önümüzdeki saatlerde Merkez Bankası yeni bir hamle yapacak mıdır? Tabii ki siyasi belirsizlikler, şunlar bunlar vesaire anlamında özellikle Golan Tepeleri ile ilgili konu hala sıcaklığını korumakta. Küresel piyasalara yönelik olarak doların değer kazanma eğiliminin hala mevcut olduğunu görmekteyiz. Zira şuradan da hemen canlı rakamlara bir bakalım isterseniz. An itibariyle arkadaşlar, dolar Japon yenindeki 109'lu seviyelerden 110 seviyesinin üzerine bir yönelim olduğunu görmekteyiz. Altın fiyatlarında 1320 kritik direncinin üzerinde tutunamadı ama hala 1300 dolar, 1320 dolar seviyesine yakın bir görünüm ile küresel piyasalarda, dünya piyasalarında halen bir güvensizlik olgusunun var olduğunu izleyebiliyoruz. Ve bu tablo arkadaşlar bize ne aynı zamanda Euro dolar paritesi açısından baktığımız zaman ise 1.13 seviyesinin aşağısında kalınmakla doların küresel piyasalarda da bir değer kazanma eğilimi içerisinde olduğuna tanık oluyoruz. Dolar endeksi halen güçlü seyrini devam ettirmekte ve bu tabloyu da dikkate aldığımız zaman genel olarak küresel piyasalar açısından da son anlar itibariyle her ne kadar sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde daha iyimser bir durum söz konusuydu ve hatta TL'nin birazcık değer kazanması, 5.50'nin aşağısını da görmüş olması dünya piyasalarının da etkisinden de kaynaklanıyor da diyebiliriz. Onu da göz ardı etmemiz mümkün olamayacaktır. Ama bu saatler itibariyle tekrar dolarda bir küresel anlamda değerlenme eğiliminin olduğunu görüyoruz. Bugün için 5.54 üzerinde kapanış olabilmesi büyük bir önem taşıyor ve son 1-2 gün yani seçimlere yönelik olarak cuma gününe kadar
kalan kısa süre içerisinde biraz daha sert ve dalgalı hareketler görmek mümkün olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde hemen iştah ve büyük bir sürü psikolojisi mantığıyla kaçıyor ve yakalayamayacağım tarzında bir yaklaşım içerisinde olunmamasını, yakından izlenmesi gerektiğini ve kritik seviyelerin mutlak surette akıllara kazanılması gerektiğini bir kere daha ifade etmek istiyorum. Sanıyorum sizlere son günlerde vermiş olduğum analizlerimde lütfen afaki rakamlara aldanmayın. Lütfen dolar hemen 6'ya, 7'ye, 8'e gidiyor. Bu hareketin başlamasıyla birlikte bir iki gün içerisinde veya birkaç saat içerisinde geçmişte yaşadığımızın benzeri çok büyük ataklar olacak gibi bir beklenti içerisinde bulunmayın. Muhakkak ve muhakkak suretiyle kritik seviyelerin aşılıp aşılmadığını, o seviyelerin destek konumuna gelip gelmediğini en az birkaç saat izlemeden asla ne almak ne de satmak yönünde karar vermeyiniz demiştim. Zira son günlerde, son saatlerde hatta hala dolar için 10, 12, 15 gibi rakamlar artık zikredilmeye başlanmış. Yani bir anlamda hani derler ya ağzı olan konuşuyor şeklinde bir ifade. Bu tabiri de çok hoş bulmuyorum, kusura bakmayınız. Ama arkadaşlar yani ayağa yere basan tahminlerde bulunulması gerektiğini ben ifade ediyorum. Konu tahmin meselesinden ziyade biraz da analiz meselesidir. Gördüğünüz gibi teknik analiz dahi, çizgiler dahi şu an piyasanın içinde bulunduğu psikolojinin oldukça gerisinde kalmış durumda. Ama piyasanın psikolojisi bozuk diye de 2 gün içerisinde doların 6'lara, 7'lere, 8'lere gibi böyle çok uç rakamlara gideceğine yönelik net ve kesin konuşmalarında asla gerçeği yansıtmayacağını ve sizleri zararlı sonuçlara sevk edebileceğini lütfen unutmayınız. Bu uyarılarımla birlikte arkadaşlar dolarda kademeli yükselişin devam edeceği hususunu her fırsatta vurguluyorum. Sakin ve sabırlı olunmalı. Panik işlem kesinlikle yapılmamalı. Ani sıçrayışlarda o sıçrayışın ardından hemen arkasından benzer şekilde yine büyük bir atağın yaşanacağını kısa süreli olarak beklemek yerine biraz daha sindire sindire bir yükseliş eğilimi içerisinde olacağımız durumunu dikkate almakta yarar görmekteyim. Arkadaşlar şu an için söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Geceki analizlerde tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız, saygılarımla.